Değerli Yeni Gün TV sizleri bir tane de genç olup programıyla karşınızdayız. Bugünkü program konuğumuz Özel Hareket Ocakları Genel Başkanı Sayın Deniz Sevim bizlerle beraber. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Taner Bey. Sağ olun. Tekrar sizi burada görmek sevindirici. Bir programda da sizle beraberiz. Bizler de sizi görünce mutlu olduk. Teşekkür ederim. Başkanım şimdi program kalabalık yani. Gündem de kalabalık noktada. Bugün işte 15 Temmuz'a değineceğiz. Adalet Üçlüğü'ne değineceğiz. Teşkilatlanmaya değineceğiz. Evet. Ama öncelikli olarak yarın biliyorsunuz ki 15 Temmuz'un 1. yıl dönümü. Evet. Buradan başlamak istiyorum izniniz olursa. Şimdi 15 Temmuz'da daha önce iki programımızda açıklamalar yaptınız ama şimdi evet. Yani kutlamalarda, meydanlarda yer alacak mısınız? Nasıl olacak? Biraz bahseder misiniz izleyicilerimizden bilgi sahibi olsunlar? Tabii ki Taner Bey. Öncelikle Allah'ımız bir daha bize böyle şeyleri yaşatmasın. 15 Temmuz'u biz bir daha yaşamak istemiyoruz. Burada birçok masum askerlerimiz şehit oldu. Hiç yoktan yere. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin, rahmet eylesin diyorum. Ailelerine sabır diliyorum. 15 Temmuz'da biz de olacağız mı? Özel harekat ocakları olarak evet biz de olacağız. Orada şehitlerimiz var. Masum şehitlerimiz var. Ama bu oluşumda yani 15 Temmuz günü inşallah şunu umut ediyoruz ki hiçbir siyasi lider kendi bayraklarıyla değil de Türk bayraklarıyla gelip orada şehitlerimiz için dualarımızı ederiz. Nöbetlerimizi tutarız. Kazasız belasız bir şekilde hiçbir problem, hiçbir sıkıntı çıkmadan herkes dağılır. 15 Temmuz günü evet bu şekilde olursa biz de nöbetteyiz. 38 il başkanım ve üyelerimizle birlikteyiz. Tüm Türkiye genelinde olacak diyorsunuz. Tabii ki. Tüm Türkiye genelinde 38 ildeyiz zaten şu anda. Tüm il başkanlarımıza mesaj gitmiştir. Herkes yerinde olacaktır. Hepimiz saygı duruşumuzu orada göstereceğiz. Başkanım şimdi 15 Temmuz'a tabii değindik ama şimdi en çok gündemde olan da aslında baktığınız zaman işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun 25 gün önce başlatmış olduğu ve 9 Temmuz'da sonlandırdığı bir adalet yürüyüşü söz konusu. Şimdi bu adalet yürüyüşüyle alakalı da sizinle bir takım görüşleriniz var. Evet. Daha önce görüştüğümüzde söylemiştiniz evet. Siz de. Şimdi biraz da buna değinir misiniz? Yani nasıl görüyorsunuz işte 9 Temmuz'daki yapmış olduğu miting yaklaşık 1,5 milyon insana hitap etti. Evet. Her ne kadar medya kuruluşlarında 175 bin gözükse de doğrudur. 1,5 milyona yakın kişilerin olduğu söyleniyor bu noktada. Biraz bahseder misiniz? Nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin demokrasi anlamında kaderini değiştirir mi? Yeni hamleler olur mu? Ya da etkisiz mi olur? Şimdi normalde bizim bu gibi yorumları yapmıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Bizim amacımız siyaset yapmak değil. Türk toplumuna, Türk vatandaşlarımıza, devletimize, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmek. Ha, bu soruyu sordunuz. Kısa olarak bir fikrimi söyleyeyim. Adalet yürüyüşü. Bence hemen şunu demek lazım. Bana arkadaşını söyle, size kim olduğunu söyleyeyim. Adalet yürüyüşünü gördük. Ama kiminle yürüdüğünü de gördük. Benim bebek katillerini, şehitlerimi, askerlerimi vuran kişilerle yüründü. PKK ile yüründü. FETÖ ile yüründü. Neden bunlarla yüründü? Sen yani nasıl açıklama yaptığında da dedik ki işte onlar için de adalet arıyoruz denmişti bu süreçte. Nasıl onlar için adalet arıyorlar ya? Sen PKK ile kalk yürü Kılıçdaroğlu. Ondan sonra benim şehit askerlerim için, gazilerim için adalet yürüyüşü. Böyle bir şey yok. Keşke tek başına yürüseydi. Kimse arkasını almadan yürüseydi. O pankartı tek açıp yürüseydi. Bebek katilleriyle değil. Bunu bizzat üstüne basarak söylüyorum. O tek yürüseydi Cumhurbaşkanımız belki de derdi ki Kılıçdaroğlu sen ne yapıyorsun? Gel buraya oturalım konuşalım. Adalet sokakta aranmaz. Adalet nerede aranır biliyor musunuz? Adalet meclisin kalbidir. Mecliste gidip aranır.
Ama baktığınız zaman başkanım, mecliste de çözüm yolları tıkalı. Bu noktada herhangi bir şey yapamıyorlar. Nasıl yapamıyorlar? En sonunda da yürüyüş yapmaya karar verdiler. Peki, hangi bir gün oturup da doğru düzgün masaya bir araya gelip işte bu konuları ele alalım, hep beraber bir şeyler yapalım diye şu anda devletimizin başındaki Cumhurbaşkanımıza bir iletiler oldu mu? Millet ne yapıyor? Biri o kanala çıkıyor, biri öbür kanala çıkıyor. O onu kötülüyor, öbürü onu kötülüyor. Herkes bunu yapıyor. Halkı kışkırtıyor. Halkın kafası karışıyor. O yüzden adalet mecliste aranır ya. Adaletin kalbi meclis zaten. Biz ne yapmışız halk olarak? Seçmişiz. Sen git bizim halk hakkımızı orada ara. Başka yerlerde aramayın. Yaptığı şey, yürüyüş aslında takdir edilir bir konuydu. Ta ki yanında yürüdüğü kişiler oluncaya dek. Ha, ne oldu? Yanındakileri gördük. Bu işin ne takdiri kaldı, ne bir şey kaldı. Gayet yanlış. Peki, demokrasi açısından bu bir etki yaratır mı başkanım? Yoksa başka şey... Hiçbir etki şu anda yaratmaz. Hiçbir etki yaratmaz. Allah'ın izniyle biz orada gördük yürüyenleri. Devletimiz gördü. Biliyorsunuz OHAL var. Bu OHAL çerçevesi içerisinde FETÖ terör örgütleri ile ilgili ciddi bir alımlar mevcut. Ha, suçsuz olanlar da salınıyor. Herkes sanmasın ki işte alınan cezaevlerinde kalıyor, açığa alınıyor. Geçen işte 700'e yakın polisler görevine döndü. Suçsuz olanlar da dönüyor. Devletimiz bunu önlem için aldı. Ki alması gereken bir durumdu zaten. Doğru mu Taner Bey? Bu adalet yürüyüşü inşallah devletimizin içerisindeki hainlerini temizledikten sonra milli birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk çerçevesi içerisinde inşallah daha güzel yürüyüşler hep beraber, tüm devlet büyüklerimizle birlikte hep beraber bunu yapacağımıza inanıyoruz. Şimdi bu süreçte baktığımız zaman işte Sayın Cumhurbaşkanımız da hemen akabinde şöyle bir açıklama yaptı. Siz de adalet yürüyüşü yapıyorsunuz, biz de milli birlik yürüyüşüne başlayacağız dedi ve tüm Türkiye'yi davet etti bu noktada. Şimdi bununla ilgili de kısa böyle görüşlerinizi alabilir miyiz? Yani bu milli birlik yürüyüşü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca aslında yapmış olduğu eylemlerden bir tanesi bu noktada. Buna biraz da değinebilir misiniz? Yani tabii ki. Yürüyüşü. Cumhurbaşkanımız halkımızı, herkesi çağırdı. Yani sırf şimdi siyasete giriyor gene bunlar da A kesime, B kesime hitap olarak konuşmuyor. Tüm halkımızı bekliyorum diyor. Yürüyüşe. Ama diğer adalet yürüyüşündeki Sayın Kılıçdaroğlu o şekilde yapmadı ki. Ben duymadım ağzından tüm halkımızı bekliyoruz diye. Başkanım şimdi tabii bu kadar çok aslında konuşulacak şey var ama... Var da biz siyasi, detaya inmek istemiyoruz. Siyasi bir oluşum olmadığımızdan dolayı aslında biraz da şu yapıyı anlatmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi bir önceki programınızda teşkilat yapılanmasından bahsetmiştiniz bu noktada. Evet. Şimdi o süreçten bu sürece teşkilat yapılanmasında neler değişti, neler oluyor biraz en azından bilgilendirebilirsek. Çünkü izleyicilerimiz de merak edecektir yani. Çünkü adından ben, dolayı özel harekat çok farklı evet. Bir yapıda. Dolayısıyla merak ediyorlardır yani bu teşkilat nerelere gidiyor, nasıl oluyor, evet. Diğerlerinden farkı nedir gibisinden. Biraz ona bahsederseniz teşekkür ederim. Ona bahsetmeden olur. Önce ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı spiker arkadaşlarımız var, televizyonlarda haber programları sunan. Soy ismi tamdı galiba, tam hatırlamıyorum. Ciddiye almadığım kişileri aklımda tutmam zaten benim de isimlerimle. Görüyoruz ki bu spiker arkadaşımız Cumhurbaşkanımızı destekleyeceği yerde sanki öyle bir konuşma yapıyor ki, öyle bir Türk halkının üzerine geliyor ki Cumhurbaşkanımızı vatandaşın düşmanı gibi sanki gösteriyor yaptığı programlarda. Bu yanlış. Bazıları diyor ki Cumhurbaşkanımız emretsin, biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımız neyi emredecek? İnin sahalara,
saldırın mı diyecek. Böyle bir şey dediğini varsayın. Ya kime saldıracağız? Hadi dedi diyelim. Taner Bey, indik aşağı. Elimizde sopalar, silahlar, taşlar. Birbirimize mi saldıracağız? Ya Cumhurbaşkanı böyle bir kelime etmiyor. Zaten iç savaşta tetikler zaten. Tabii ki. Cumhurbaşkanımız böyle bir kelime etmiyor. Herkes, reisimiz emretsin, biz ineriz aşağılara. Elinde silahla, sopalarla. Ya bu nedir ya? Ya bu, bunlar daha çok... Ya bu argo tabiriyle dal kavukluk diyebilir miyiz başkanım? Tabii yani ki diyebiliriz. Dal kavukluğun önünde gideni nedir bu? Bir ona, Sayın Cumhurbaşkanı yaranmak için yapılan bir dal kavukluktur bu. Ya yani burada halkımızı en iyi sakinleştirecek kişiler spikerlerdir, haber programlarıdır. Örneğin soy ismi Dilipak olan bir gazetecimiz mi ne var? Tam bilmiyorum. Öğretmenlerimize baş belası diyor. Ya sen bizim öğretmenlerimize nasıl baş belası dersin ya? Ya seni o günlere getiren onlar. Hangi öğretmeni sana kötü yolu gösterdi okulda? Veyahut da sen nerede okudun? Yurt dışında mı okudun? Başka bir yerde mi okudun? Keza orada okusa bile orada da bir öğretmen okudu sonuçta. Ya ne yapabilir? Bir öğretmen nasıl Türk toplumunda baş belası olur ya? Böyle bir dünya var mı? Ne yapıyor? Bu arkadaşımız da devletimize yaranayım diye, bir şeyler olsun diye çıkıyor, saçma sapan konuşuyor. Ha şuna inanıyorum. İnşallah kendisiyle ilgili sayın hocalarımız olsun, devlet büyüklerimiz olsun, yasal işletimi başlatacaklardır. Buna da inanıyoruz. Yani adı gibi pak şeyler paylaşsın, düzgün şeyler söylesin. Kalkıp da milleti millete düşürecek kelimelerde bulunmasın derim. Türkiye'mizin halameti için, kendisinin daha iyi bir yerlerde, daha iyi bir gelecek sağlaması için derim. Başkanım bir de şu var, şimdi sizinle daha önce program öncesindeki konuşmalarımızda da evet, şundan bahsetmiştiniz. İşte bizi çek senet tasarlatçısı zanneden ya da az önce bahsettiğiniz gibi işte elimize silah alıp işte birilerine gidin vuracağız, evet, keseceğiz diye hitap ediyorlar demiştiniz. Evet. Buradan siz defalarca da söylediniz zaten. Biz eli kalem tutan gençler yetiştireceğiz. Fikriyle evet, mücadele edecek olan diye. Şimdi bir kez daha bunu anlatır mısınız? Ya bu olay nasıl gerçekleşti? Nasıl oldu? Şimdi özel harekat ocaklarına evet dediğiniz gibi sıkıntısı olan, derdi olan herkes gelebilir. Herkes müracaat edebilir. Özellikle şunu belirteyim. İşte benim işte senedim var, ben tahsis edemiyorum, bana yardımcı olur musunuz? İşte benim çekim var, ben tahsis edemiyorum, yardımcı olur musunuz? Çekimin bedeli şu kadar, işte yarısı sizin olsun, ben fedakarlık ettim deyip bizlere gelenler var. Ben buradan bizzat belirtiyorum. Bu şekilde bize gelmeyin. Kesinlikle gelmeyin. Bunda kesinlikle bizim taviz verecek bir yanımız yok. Ha yardımcı olur muyuz? Oluruz. Ama nasıl oluruz? Özel harekat ocaklarına bağlı avukatlarımız var. Gel kardeşim buraya. Avukatımız bu. Konuş. Hak, hukuk, adalet çerçevesi içerisinde mahkemeni aç. Davacı ol. Devlet zaten gereğini yapar. Bu şekilde yardımcı olurum. Avukatı tutacak parası yoksa gelsin. Bizim avukatımız gelenlerden para almıyor. Yeter ki diyor milletimiz, vatanımız sağ olsun diyor. Halkımızın canı sağ olsun diyor. Yardımcı oluruz tabii ki diyor. Ha bu şekilde olursa lafımız yok. Ama öbür türlü kesinlikle gelmesin. Hele ben böyle bir şeyi 38 ilimizde bulunan temsilcilerimiz, mahalle başkanlarımız, il başkanlarımız böyle bir şeyi duyduğum takdirde bir saat içerisinde zaten tüm yetkileri, her şeyleri elinden alınır. Allah yolunu açık etsin ve hiçbir siyasi partide de oluşumda da böyle bir şeye girdi diye zaten kimse de almaz. Orada da zaten kariyeri biter. Buna kesinlikle ve kesinlikle biz müsaade etmiyoruz bu tür olaylara. Direkt avukatlarımız. Ha bize bize gelmeyebilir. Bizim avukatımız istemeyebilir. O zaman hangi ildeyse en yakın adliyeye gidecek. Suç duyurusunda bulunacak. Devlet de ücretsiz
avukat tahsis ediyor. Tahsis ediyor. Oraya müracaat edecek. Başka yere değil. Ya bu tabii şunu gösteriyor o zaman. Başka herhalde teşkilatlarımızın hızlı bir yapılanması neticesinde de bu tür oluşumlar biliyorsunuz her zaman göze batar bu noktada. Evet. Siz de biraz herhalde göze batmaya başladınız diğer kuruluşlar açısından da bu noktada. Biraz daha teşkilat yapısını anlatır mısınız? Yani şu an teşkilat hangi aşamada, etkinlikler olacak mı, programlar var mı, neler yapacaksınız? Yani yıl sonuna kadar ki bir projeniz, programınız var mı? Biraz bahsederseniz çünkü bununla ilgili işte ilk programdan sonra çok ciddi anlamda biz mailler almaya başladık. Şimdi özellikle. Daha önceki programımızda söyledik. Bizler eli kalem tutan, spor faaliyetlerinde daha çok aktif olan mimarlar, doktorlar yetiştirmek istiyoruz dedik. Doğru mu? Gönülleri fetheden Yunus Emre'ler yetiştirmek istiyoruz dedik. Bizim Palet Alemdar gibi hayali kahramanlarla işimiz yok. Özel harekat ocakları söylem adamlarından oluşmaz. Özel harekat ocakları eylem adamlarından oluşur. Özel harekat ocaklarında ya evet vardır, ya hayır vardır. Belki bakarız, yaparız, ederiz, yok. Kesinlikle yok. Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız Taner Bey. Ama iyi yönde olan her şeyi yaparız. Kötü yönde işimiz yok bizim. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Çok ciddi anlamda yapılanmamız var. Bu yapılanmamız zaten bizim 3-5 aylık bir yapılanmamız değil. Daha önceden oluşturduğumuz bir yapılanmaydı ama yeni olarak gün yüzüne resmiyete kavuşturduk. Bunu da bir yıldır uğraşıyoruz zaten kavuşturmak için. Allah'ımızın izniyle, devletimizin de izniyle biz bu yola baş koyduk. Bizler neler yapıyoruz? Kısaca onu da söyleyeyim o zaman. En azından bilgilendirelim Burkan. Çünkü yine mutlaka ulaşmak isteyenler olacaktır. Evet. Şimdi Malatya İl Başkanımız Cebrail Bey dün resmi sayfasında bir yayın paylaştı. Duyuru. Ve o duyuruda diyor ki şu anda önümüz yaz ama 2-3 ay sonra kışa gireceğiz. Bu zaman zarfı dilimi içerisinde sokakta kalan biliyorsunuz yaşlı amcalarımız var. Nenelerimiz var, dedelerimiz var. Böyle kişiler varsa özel harekat ocaklarına gelsinler. En azından onlara kalacak bir yer tahsis edelim. Böyle bir paylaşım var. Biz bunları yapıyoruz. Biz kimiz? Annesi babası olmayan çocukların annesi babasıyız. Abisiyiz. Ablasıyız, canlarıyız, cananlarıyız. Biz bunlara destek çıkıyoruz. Taner Bey. Ciddi anlamda destek çıkıyoruz. Özellikle şu anda 478'e yakın madde bağımlısı gencimizi o baş belasından kurtarıp tedavisini ettirip işe yerleştirdik. Ha, bu işe yerleştirdik derken devlet kanalı şurası burası değil. Bir sanayidir. Bir pideci dükkanıdır. Bir berberdir. Meslek öğrensin diye. Böyle yerlere yerleştirdik. Yani bizim amacımız bu. Bizim başka bir amacımız yok. Allah'ın izniyle de çok güzel bir şekilde yapılanma devam ediyor. Bir de polisimize, askerimize destek veriyoruz. Mahallelerde işte bu işte terörist kaçakçılar olsun, silah kaçakçıları olsun, esrar eroin satıcıları olsun, tüm il temsilcilerimiz itinalı bir şekilde bu kişileri gördüğü zaman bizzat alo 155-156'mıza bildiriyorlar. Onları da burada takdir ediyorum. Başkanım şimdi tabii günden kalıp daha da konuşacağız ama yavaş evet. Programın sonuna doğru da geldik. Evet. Bu noktada son cümlenizi alalım ve ondan sonra izleyicilerimize veda edelim. Ben son cümlemizi o zaman şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz yarın 15 Temmuz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fatih Sultan Mehmetlerimiz olmak üzere, Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, Nene Hatunlarımız olmak üzere, masum 15 Temmuz
şehitlerimiz olmak üzere buradan herkesten önce özel harekat ocakları olarak ben buradan bir El Fatiha diyorum ve dua okuyorum. Allah kabul etsin, ruhları şad olsun ve ben buradan bir kez daha söylüyorum, ülkesini, vatanını, devletini en çok seven görevini en iyi yapandır ve ben bu göreve tüm halkımızı davet ediyorum ve tekrardan tüm halkımızın önünde saygı ve sevgiyle eğilip ve selamlıyorum, esenliklerle kalın diyorum. Evet, başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Yenipek TV izleyicileri, bir tane de genç ön programında. Sonuna geldik program konuğumuz Özel Harekat Ocakları Genel Başkanı Sayın Deniz Selim. Bizlerle beraberdik. 15 Temmuz'u adalet ve düşünme teşkilat yapılanmasını konuştuk. Bir dahaki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla.